أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ربي زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bizleri yok iken var eden, var edip de varlığından haberdar eden, bizlere maddi ve manevi her türlü nimetini lütfeden, akıllı ve canlı varlıklar olarak yaratıp, iman ile şereflendirip eşrefi mahlukat yapan, Allahu Azimüşşan ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz defalar hamdü senalar olsun. İki cihan serveri, peygamberler zincirinin son halkası, alemler için rahmet olarak gönderilen, tabi olduğumuz zaman dünyevi ve uhrevi saadeti yakalayacağımız tevhid sisteminin son mübelliği ve inşallah ahirette günahlarımıza şefaat etsin diye umduğumuz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'a, ailesine ve ashabına da sonsuz defalar salat ve selam olsun. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet ve iki cihan saadeti nasip eylesin. Umduğumuza nail, korktuğumuzdan emin eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan şu Ramazan'ı hakkımızda mübarek eylesin, bereketli eylesin, hayırlara vesile eylesin inşallah. Ailemizle, dostlarımızla, sevdiklerimizle, milletimizle, ümmeti Muhammed'le beraber güzel bir Ramazan, bereketli bir Ramazan geçirebilmeyi, nice nice Ramazanlara kavuşabilmeyi, bu kavuşmuş olduğumuz Ramazanlarda yapacağımız ibadetlerle ama öncelikle Rabbimizin lütfuyla bayrama erişebilmeyi ve bayrama da günahlarından arınmış, tövbe etmiş, tövbesi kabul olunmuş bir şekilde, tertemiz bir şekilde bayrama çıkabilmeyi Rabbim inşallah tüm cemaatimize nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, biz akıllı ve canlı varlıklarız. Allah Celle Celaluhu bizi akılla donatmış. Akıl nedir? Akıl, iyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu eğriden ayırt etme kabiliyetidir. Ama her aklın varacağı doğru veya yanlış, her aklın seçtiği güzel veya çirkin hak mıdır? Elbette ki değildir. Akıl önemli bir unsurdur. Ama naklin istikametinde yürümek zorundadır. Dünyevi ve uhrevi saadeti yakalayabilmek için. Kur'an ve sünnetin emrinde, sahabenin görüşleri doğrultusunda aklı yönlendirmek lazımdır. Yoksa dünyada ne kadar akıl varsa o kadar doğru ortaya çıkar.
Ne kadar akıl varsa o kadar güzel ortaya çıkar. Ne kadar akıl varsa o kadar iyi ortaya çıkar. O zaman mutlak manada doğru, mutlak manada iyi, mutlak manada güzel Allah'ın ve Resulü'nün dediğidir. Allah ve Resulü neye doğru, neye güzel, neye iyi diyorsa onlar doğrudur, güzeldir ve iyidir. Allah ve Resulü neye çirkin, neye yanlış, neye batıl diyorsa onlar mutlak manada çirkindir, yanlıştır, batıldır. Rabbim inşallah bizleri aklını naklin emrine veren, naklin gözetiminde bir dünyevi hayat yaşayıp, yaşamış olduğu bu dünyevi hayat neticesinde inşallah cehennemden azat olup, cennet ile cemalullah ile müşerref olabilen kullarının zümresine hepimizi ilhak eylesin. Peki kıymetli kardeşlerim, nakil nedir? Aklı naklin emrine vereceğiz dedik. Nakil nedir? Nakil, kitaptır. Nakil, peygamberlerdir. Günümüz itibariyle baktığımız zaman nakil, Kur'an'dır, nakil, sünnettir. Aklı Kur'an'ın, aklı sünnetin emrine amade kılmamız lazım. Temel kriter, temel ölçü, temel rehber, temel kılavuz Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti olmalıdır. Dünyevi ve uhrevi mutluluğu, saadeti yakalayabilmek istiyorsak. Evet. O zaman kıymetli kardeşlerim, biz cennete gitmeyi istiyoruz. Biz cemalullah ile müşerref olmayı istiyoruz. Biz bizi yaratanın Allah olduğu bilinciyle hareket edip, Allah'ın da bizi ve bu dünyayı boşuna yaratmadığını bildiğimiz için, cenneti ve cehennemi boşuna yaratmadığını bildiğimiz için, dünyada yapılanların mükafatının ve cezasının ahirette cennet ile veya cehennem ile olacağını bildiğimiz için, cehennemden azat olup cennet ve cemalullah ile müşerref olabilmek için naklin emrine vermiş olduğumuz akılla dünyamızı mamur etmemiz lazım. Dünyamızı mamur ettiğimiz zaman elbette ki nakil istikametinde ahiretimiz zaten cennet olacaktır, cemalullah olacaktır. Ha dünyada da naklin emrine aklı verdiğimiz zaman müreffeh bir hayat yaşayacağız. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, müminin her haline gıpta edilir. Nasıl? Varlık anında şükreder. Darlık anında sabreder. Ve her iki halde de kazanmış olur. Allah nimetler vermiştir. Zenginlik vermiştir, servet vermiştir. Ama burada parantez içi bir şey söyleyelim. Yine ayet-i kerimelerin ifadesiyle Estaizu billah kulillahümme malikel mülk tü'til mülke men teşâ. Malın, mülkün, servetin, her şeyin esas sahibi Allah'tır. Bu bilinçle hareket edip bize verilen malın, servetin bir emanet olduğu ve olacağı, bundan dolayı bu malı, serveti kazanırken helal yollara başvurulması gerektiği, kazandıktan sonra da onu helal yerlere harcamamız, infak etmemiz gerektiği belirtilmiştir. Bu istikamette yürürsek ve Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlere şükreder, Allah'ın ve Resulünün tavsiyeleri doğrultusunda bu zenginlik nimetini, servet nimetini kullanırsak kazananlardan oluruz. Ha, nimetleri veren Allah'tır. Zenginliği verdiği gibi geri almayı da bilir Allah. Geri de alabilir. O zaman kul ne yapacaktır? Kul sabredecektir. Yine malın, mülkün, servetin, her şeyin esas sahibinin Allah olduğu. Dolayısıyla dilediği zaman vereceği gibi dilediği zaman da alacağını bilen kul, o alındığı zaman sabreder.
yine helal dairesinin sınırları dışına çıkmaz. Yine kazanır. Yine huzurlu ve mutlu olur. Hırs yapmaz. Varlık anında da hırs yapmaz. Darlık anında da isyana düşmez. Dünyanın geçici olduğunu bilir ve bu geçiciliği esas alarak ahiretin ebediliğini bilerek bu geçici dünyadan ebedi ahiret hayatını kazanmanın uğraşısını verir, çabasını gösterir. Allah nimet verir dedik. Bazen makam verir. Allah imtihan eder. Bazen o makamdan alır, yine imtihan eder. Yine onların da bizim için geçici bir nimet olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Yoksa bir makama geldiğimiz zaman, bu makamı ben hak ettim, onun için geldim, bu makamı benden başkası beceremez, bu işlerin üstesinden benden başkası gelemez, de ben geldim anlayışıyla hareket etmek, haddi aşmaktır, isyandır, Allah muhafaza. Allah imtihan ediyor, lütfediyor, veriyor. Bize de düşen bir makam verdiyse, evet onun hakkını vermektir. Ama haddi aşmadan, kibre düşmeden onun hakkını vermektir. Ha, o makamdan da alınabiliriz veya değişik bir şekilde ayrılabiliriz. O zaman yine aynı şekilde makamların, bütün nimetlerin gelip geçici olduğu, dünyevi nimetlerin gelip geçici olduğunu, kalıcı olanın Allah olduğu, ebedi olanın Allah olduğu bilinciyle hareket edip, varlık anında da, darlık anında da ona iyi bir kul olabilmenin uğraşısını vermeliyiz ki hem dünyamız hem de ahiretimiz mamur olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bizleri yok iken var eden Allah'tır. Sohbetin başında da söyledik. Allah dünyayı boşuna yaratmadı. Bir gayeye matuf olarak yarattı. Bizi de kendisine iyi bir kul olalım. İbadet edelim. Kulluk bilinciyle yaşayalım diye bizi de yarattı. Dünyayı bu amaçla, bu gayeyle yarattı. Ama bunun bir karşılığının olması lazım. Dünyada yaşanılanların hesabının verileceği bir öteki alem. Ve öteki alem de biz inanıyoruz vardır. Ölümden sonra hani amentüyü okurken vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyoruz. Ölümden sonra dirilmek haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Buna inanıyoruz. Dünyada yapılan iyiliklere karşılık, kulluğa karşılık cennet var. Dünyada yapılan kötülüklere karşılık, küfre karşılık, nifaka karşılık, zulme karşılık, fıska karşılık cehennem var. İkisi de boşuna yaratılmadı. Dünyadaki amellerimize göre, eylemlerimize göre ya cennete gideceğiz, cemalullah ile müşerref olacağız ya da Allah muhafaza, Rabbim cümle cemaatimizi muhafaza eylesin ya da cehenneme gideceğiz. Şimdi ne dedik? Cennet de hak, cehennem de hak. Dolayısıyla biz ama kendimizi cennete odaklayacağız. Ama şunu biliyoruz kıymetli kardeşlerim. Biz beşeriz. Beşer şaşar, şaşmaz prensiptir. Hatamız, kusurumuz, ayıbımız, noksanımız olmuştur ve olacaktır da. Ama asıl olan, erdemli hareket olan şudur. Hatada ısrar etmemektir. Sürekli tövbe hali üzere olmaktır. Hatada ısrar, Allah muhafaza. Küçük günahlar bile olsa Allah muhafaza insanın hem dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Hatada ısrar insanı, kıymetli kardeşlerim,
cehenneme sürükler. Şimdi cennet hak dedik, cehennem hak dedik. Cehennemle ilgili bölümü ikiye ayıralım. Şimdi biz iman etmişiz elhamdülillah. Cehenneme kim gidecek? Cehenneme iki çeşit insan gidecek. Bir, hakkı inkar edip, hakikate tabi olmayıp, gönderilen vahyi, iman edilmesi gereken temel esaslardan birini veya hepsini kabul etmeyen kişi ilelebet, sürekli, ebedi cehennemde kalacaktır. Hakkı ve hakikati kabul etmeyen kişinin gideceği yer sürekli olarak cehennemdir. Peki, ikinci kısım kıymetli kardeşlerim, iman ettiği halde, yani iman edilmesi gerekenlere şeksiz ve şüphesiz iman ettiği halde bir kısım eksiklikler, yanlışlıklar, hataen veya amden yapılan yanlışlıklar neticesinde azap veya ceza tereddüt edecektir. Ama iman etmiştir. İman etmiş olan kulların yapmış oldukları hatalara, kusurlara, günahlara karşılık Allah'ın adaletinin tecellisiyle cehennemde azap görmeleri gerekir. Yaptıkları hatalar, kusurlar, günahlar karşılığında. Bunlar o son anda Allah dilerse meccanen affedip, karşılıksız affedip direkt cennetine gönderebilir. Bu lütuftur. Ama adaleti gereği dilerse de hak ettiğimiz kadar ceza verir, azap eder. Ama iman ettiğimiz için men kâle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete girecektir. İman ettiğimiz için o bir kısım eksiklikler, kusurlar, günahlar, yanlışlar kadar ne kadar ceza terettüp ediyorsa o cezayı müteakip iman eden kul, iman eden kişi cennete girecektir. Demek ki kıymetli kardeşlerim, cehennemi ikiye ayırdık. Bir, gerçekten inkarcı, hakkı ve hakikati inkar ediyor, nakli inkar ediyor, vahyi inkar ediyor, kitabı, peygamberi veya iman edilmesi gerekenlerden herhangi bir tanesini. Çünkü iman bir bütündür, parçalanamaz. Yani ben bir kısmına iman edeyim de öbür kısmına iman etmeyeyim. Namaz tamam, oruç tamam ama zekatı kabul etmiyorum, Allah muhafaza. İnkar, kabul etmeme küfrü gerektirir, Allah muhafaza. Ha, her şeyi kabul ediyor. Namazı, orucu, haccı, zekatı, yani hepsini kabul ediyor ama tembelliğinden dolayı, miskinliğinden dolayı bazı ibadetleri, bazı kulluk vazifelerini yerine getiremiyor. O zaman dedi ki Allah dilerse meccanen affeder, dilerse adaleti gereği ne kadar ceza terettüp ediyorsa o kadar azap eder, o kadar ceza verir. Ama iman edilmesi gerekenlere iman ettiği için o günahlarına karşılık cezayı çektikten sonra kişi, kul cennete geriye döner. Rabbim inşallah, dua ediyoruz. Biz de beşeriz. Biz de şaşmışızdır. Hatalarımız, kusurlarımız, günahlarımız, ayıplarımız vardır. Ama Rabbimizden istirham ediyoruz, dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz. Ya Rabbi sen bizleri meccanen affet. Direkt inşallah cennetinle, cemalinle müşerref et diye dua ediyor, Rabbimize niyaz ediyoruz. İnşallah Rabbim hepimizi sevdiklerimizle beraber cennette buluşturur. Peki. Cenneti cehenneme anlattık. Cehenneme sürükleyen ameller var. Kısaca aslında iki başlık olarak özetledik. Eğer iman yoksa o
öyle bir hastalıktır ki tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Dolayısıyla Kur'an'ı, sünneti, iman edilmesi gereken herhangi bir hakikati kabul etmeyenler direkt cehenneme gidecektir. En büyük hastalık, manevi hastalık işte bu küfür hastalığıdır. Rabbim muhafaza eylesin. Bir de iman ettikten sonraki hastalıklar var tabii. Onlar da inşallah geçicidir. İnşallah tövbeyle inşallah Rabbim kabul eder de cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref eder. Peki bunlar nelerdir mesela? Bir, mesela kibir. Kibir. Şimdi var olan, bir olan, tek yaratıcı olan Allah'tır. Allah'tır. Allah Celle Celaluhu da kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değişik hadisi şeriflerinde, değişik hadisi şeriflerinde kibirden uzak bir hayat yaşamamız gerektiğini bizlere tavsiyede ve telkinde bulunur. Estaizu billah mesela وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki böyle gurura, kibre kapılarak insanlara burun kıvırma, beğenmemezlik etme. Hepiniz topraktansınız, hepimiz topraktanız. Bizi birbirimize üstün kılan, üstün kılacak olan tek şey takvadır. Takvadır. Takva dışında üstünlük sebebi yoktur. Onu da, o takvanın ölçüsünü, derecesini de ancak ve ancak Allah bilir. Allah bilir. Dolayısıyla mümin kul وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا. Yeryüzünde kibirlenerek, gururlanarak yürümez. Kimseye çalım satmaz. Kendisinde olan bir nimetten, başkalarında olmayan bir nimetten dolayı başkalarını hakir görmez. Küçümsemez. Küçümsemez. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا. Ortalıkta çalım satarak yürümez. Yürümez. Niye? O kul bilir ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Şüphesiz ki Allah böyle gurura kapılan, kendini beğenen, çalım satarak yürüyen, kendisinde olan bir nimetten, başkalarında o aynı nimetin olmamasından dolayı o kimseyi hakir gören kişileri sevmez. Bu bir azap meselesidir. Bu bir cezayı gerektirir. Kibir en büyük cezayı gerektiren manevi hastalıktır. قِيلَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Bakın. Denilecek. Ne denilecek? اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Ebedi olarak cehennemin kapılarından içeri girin. Peki bu hitap kimedir? Bu hitap kimedir? فَبِئْسَ مَثْلَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ. Bu hitap, kıymetli kardeşlerim, vaktiyle ululuk taslamış, kibir taslamış, büyüklük taslamış, başkalarını hakir görmüş, küçük görmüş olanların kalacağı yer. İşte bu cehennem orası. Demek ki kibir, kıymetli kardeşlerim, insanı cehenneme götüren, insanı cehenneme götüren en büyük manevi hastalıklardan biriymiş. O kibirlenenlerin gideceği yer ne kötüymiş. Orası da nereymiş? Cehennemmiş. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Başka? Mesela tilke darul ahireh. İşte ahiret yurdu. نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّنْ فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Allah cenneti, o güzellikleri, o nimetleri kime has kılmış? Kime hazırlamış? Yeryüzünde kibir taslamaya, büyüklük taslamaya, insanları hakir görmeye,
kendini ön plana çıkarmayan, kibrinden dolayı, kendini ön plana çıkarmayan insanlar için cenneti hazırlamış. Vel akıbetü lil muttakîn. Akıbet, o en güzel sonuç, o cennet kimin içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Tersinden harekette ne diyoruz? Cehennem kimin içinmiş? Cennet o ki muttakiler için. O zaman cehennem de kibir sahipleri içinmiş. Yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkaranlar içinmiş kıymetli kardeşler. Rabbim inşallah bizleri tevazu sahibi olan kullarının zümresine ilhak eylesin inşallah. Evet, demek ki insanı cehenneme götüren, azaba sürükleyen hastalıklardan bir tanesi kibirmiş. Peki, bir başkası kıymetli kardeşlerim. Ayet-i kerimenin ifadesiyle اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyor? Çekememezlik mi yapıyor? Yani kıskançlık derken çekememezlik. Bir kardeşinde olan bir nimetten dolayı onu çekememe, onu kıskanma. Niye onda bu nimet var ki? Niye o bu makama geldi ki? O elindeki nimet ondan çıksın, o makamdan azledilsin, şöyle olsun, böyle olsun diye çekememezlik yapıp, haset edip, kardeşinin elindeki nimetinin elinden çıkmasını istemek, insanı cehenneme sürükleyen, bu hastalıklardan bir tanesidir kıymetli kardeşlerim. Haset iyi bir şey değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle haset etmekten sakının, çekememezlik yapmaktan sakının. Başta bir ayeti kerime okudum kıymetli kardeşlerim. Estaizu billah kulillahümme malikel mülk tü'til mülke men teşâ. Malın, mülkün, her şeyin esas sahibi Allah'tır. Bizler sadece emanetçiyiz. Zenginler, sakın ola zenginliğinize aldanmayın. Onun esas sahibi Allah'tır. Allah lütfetti, verdi. O mal varlığıyla sizi imtihan ediyor. Yoksa kerameti kendinizden menkul saymayın. Ben bunu hak ettim de, bu zenginlik benim hakkımdı da, onun için ben zengin oldum. Öyle bir şey yok. Allah lütfediyor, veriyor. Ha, verdiği gibi Allah almasını da bilir, bazen de alır, imtihan eder. Dolayısıyla içerisinde hiçbir şeyimizin olmadığı nimetler için boşu boşuna kendimizi yiyip tüketmeyelim. Başkasına haset etmeyelim. Başkasında bir nimet görmüşsek mümine şu düşer, gıpta şudur kıymetli kardeşlerim. Kardeşim zengin, varlıklı, habire hayır yapıyor, zekatını veriyor, infakta bulunuyor, habire insanlara iyilik yapmaya devam ediyor. Mümine düşen şudur, ya Rabbi, ona verdin, kardeşime verdin, aynı nimetlerden bana da ver, ne olur ben de zekat vereyim, ben de infakta bulunayım, ben de iyilik yapayım. Mümine düşen bu haldir, bu duygudur. Yoksa ya Rabbi, ondaki o nimetleri ondan al. O makama, bir makama gelmiş ya, yok ya Rabbi, o makam onun hakkı değildi, onu ondan düşür bir şekilde, Allah muhafaza. Bu hasettir, bu haset de kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle, haset etmekten sakının, zira ateşin odunu yaktığı gibi, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer bitirir. Kazanmış olduğumuz sevapları, mükafatları, bu haset, Allah muhafaza, kıymetli kardeşlerim, yer bitirir. Müminin halini anlattık. Bir kardeşinde bir iyilik, bir nimet, bir güzellik, bir zenginlik, bir makam, ne bileyim, hoşuna giden herhangi bir şey gördüğü zaman, ya Rabbi, o kardeşime daha da ver, daha da ver ya Rabbi. Ama bana da ver ya Rabbi. Karşılıklı değil, ondan al bana ver değil.
ona da ver, bana da ver ya Rabbi. Senin her şeye gücün yeter. Senin hazinen çok geniş. Sen de yok, yok. Onun için bana da ver ya Rabbi deyip Allah'tan istemektir. Allah muhafaza, zaten beğenmemek, yani bir makama biri geldi veya biri çok zengin, onu beğenmemek, takdire, rıza göstermemektir. Haşa, Allah muhafaza. O bunu hak etmiyordu. O zenginlik onun hakkı değildi demek, Allah'ın takdirine isyandır. Takdire rıza göstermemektir. Allah öyle takdir buyurmuş. Sana düşen, bana düşen, hepimize düşen takdire rıza göstermektir. Allah muhafaza, takdiri beğenmemek, Allah'ın taksimatını beğenmemek demektir. Allah'a iftira atmak demektir. O zaman bu da nedir? Hasettir. Haset de ne yaparmış? İnsanın bütün iyiliklerini yer, bitirir, tüketir ve insanı cehenneme sürüklermiş. Rabbim inşallah hasetten de bizleri inşallah, kıymetli kardeşlerim, muhafaza eylesin. Evet. Başka, kıymetli kardeşlerim, insanı cehenneme sürükleyen hastalık. Başka nasıl bir duygu olabilir? Mesela riya. Gösteriş, desinler. Bu da, kıymetli kardeşlerim, insanı cehenneme sürükleyen hastalıklardan biridir. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Tabi bunu dedik ya, cehenneme gitmeyi iki bölüme ayırdık. İman etmeyenler zaten direkt ebedi olarak cehenneme gidecekler. İman etmeyenler, ama iman ettikten sonra eksiği, hatası, kusuru olanlar hak ettikleri kadar cehenneme gidip o gerekli ceza bittikten sonra cennete dönecekler. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْبَالِهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Yani bir hayır yaparsınız, bir ya Rabbi sen bana emrettin, senin emrini yerine getirmek için ben zekatımı veriyorum. Senin tavsiyelerine uyarak ben hayır yapmak istiyorum ya Rabbi. Fıtır sadakamı veriyorum. Camiye, Kur'an kursuna, hastane, sağlık ocağı, yoldur, köprüdür, şudur budur. İnsanların faydalanacağı her şeyi yapmak istiyorum. Bir Allah rızası için bunu yapmak var. Bir de Allah muhafaza, işte cami yaptırmış. Bakın, işte Kur'an kursu yaptırmış. Veya insanlara işte habire iyilikte bulunmaya devam ediyor. Ama ne için? Desinler. Desinler ki bu iyi bir hayırsever. Desinler ki bu iyi bir insan. Eğer niyet Allah'ı razı etmekse, sevap ve mükafat olarak bize geri dönecek. Ama eğer niyet, gösteriş, riya desinlerse, o Allah muhafaza, hem vermekle kalmayacağız, hem de ahirette sevap hanemize bir şey yazılmayacağı gibi yapmış olduğumuz iyiliklerden de eksilterek Allah muhafaza bizim azaba, cezaya düçar olmamızı gerekli kılacak. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi muhafaza eylesin. Evet. Kıymetli kardeşlerim, konuyu özetleyecek olursak, cehenneme insanı götüren hastalıklar. Ne? İşte kibir, haset, öfke, riya, cimrilik. Allah'ın en sevmediği haslet. Cimrilik, israf, tecessüs. Yani insanların ayıplarını, kusurlarını, noksanlarını araştırma. Yani tecessüs. Başka? Gıybet. İnsanları arkalarından çekiştirme, dedikodu etme. Ve yalan. Rabbim inşallah bu hastalıkların hepsinden cümlemizi, kıymetli kardeşlerim, muhafaza eylesin.
meccanen affederek inşallah cennetiyle, cemaliyle hem bizleri hem de tüm sevdiklerimiz hem de tüm sevdiklerimizi inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim inşallah nice nice Ramazanlara hepimizi kavuştursun diyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.